Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Pokemon Black'i tam çözüm bölüm 33'e hoş geldiniz. Ben Emre. Maceramız kaldığı yerden devam ediyor. Geçen bölümde şampiyon Iris'i yenerek Yonova bölgesi Pokemon Ligi şampiyonu olmuştuk. Ve kreditin sonunda annemizle beraber eve tekrardan gelmiştik. Bakalım bu bölümde bizi neler bekliyor. Yine evdeyiz ve karşımızda annemiz. Bakalım bize neler söyleyecek. Emre, hoş geldin. Seni zar zor tanıdığım yolculuğun sırasında oldukça gelişmişsin. Bir yetişkin olmuşsun ve görünen o ki bizim bir ziyaretçimiz var. Bakalım o ziyaretçi kim? Tamam, bu adamın kim olduğunu biliyorum. Benim adım Juniper diyor ama bizim Profesör Juniper değil, onun babası ve Pokédex'imiz için burada. Şampiyon olduğumuz için, Hall of Fame'e gittiğimiz için Profesör Juniper bizim Pokédex'imizi güncelleyecek. Bu güncelleme nasıl bir güncelleme? Tabii ki Pokédex'imiz artık National Pokédex oldu. Yani bu da demek oluyor ki Yonova bölgesinin dışındaki Pokemon'ları da National Pokédex'imizde görebiliyoruz. Yani oyundaki Pokemon'ların sayısı arttı. Bu da oyunu daha renkli hale getirdi demek. Oldukça güzel, çok daha keyifli bir Pokédex bizi bekliyor. Teşekkürler Profesör Juniper. O gitti. Artık annemizin sırası. Annemiz de bize kendi hediyesini veriyor. O hediye de Maxivice. Kaç tane olduğuna emin değilim ama Maxivice sağdan soldan alabileceğimiz bir item değil. O yüzden bu şekilde hediye olarak almak çok ama çok güzel. Ama Maxivice alamasak da Revice'ları alabiliyoruz. O da bizim için yeterli olacaktır. Ve Hacı tam karşımızda. Kız kardeşiyle beraber. Bakalım ne diyorlar. Emre, benim Purlo yemim. O evrim geçirdi ama yine de teşekkür ederim. Ve daha fazlası var. Emre, bugünlerde bir Pokemon hakkında rüyalar görüyorum. O Pokemon'un adı Zoroark. Ve senin adını söylüyor Emre. Pekala. Gizemli bir Zoroark kızın rüyasına giriyormuş. Oldukça enteresan. Ve Hacit diyor ki Victor Road'da bir Zoroark görmüştüm ben. O Zoroark'ı biz de gördük. Eminim ki onunla alakalı bir şey. Onun yanına gidebiliriz. Ve Hacit bizi şampiyon olduğumuz için tebrik ediyor. Ne demek, bu bizim görevimiz. Aslında post game'de Pokemon Ligi sonrasında yapabileceğimiz çok güzel harika görevler, savaşlar var. Ama hepsini şimdi yapamıyoruz. Çünkü Pokemon'larımızın levelleri biraz düşük. Pokemon Ligi için yeterdi, artardı bu leveller. Bak bak, 59, Lucas 63, Grit 55, Kara 64, Mezarcı 56, Yılan 56. Ama post game'de gerçekten yetersiz. En azından bu Pokemon'ların levellerinin bir an önce 60 olması lazım. Ondan sonra o görevleri yapmamız lazım. O yüzden şimdilik o görevler beklemedi. Biz de Pokemon'ları kasana kadar büyük ihtimalle bu bölümün sonrasında arada kasabilirim. Emin değilim duruma göre. O zamana kadar biz de yeni rotalar açabiliriz. Hala gitmediğimiz yerler var. Mesela İki Rus şehri, Black City, White City, oynadığınız oyuna göre değişiyor. Nekrin şehri, Striton şehri, Akumula kasabası ve Nuvema kasabası. Bunlara hala gitmedik. Bu rotalardan birini, bu şehirlerden birini açabiliriz. Oralara doğru yolculuk yapabiliriz. Tabii ki onların çevresinde de Pinful Forest, Wellspring Cave gibi ekstra alanlar da var. Onları da ziyaret edeceğiz. Şimdilik nereye gideriz? Nereye gidelim? Nekrin şehrine gidelim istiyorum ben. O yüzden de ilk durağımız Kasarı şehri olacak. Kassale şehrine gelir gelmez bir Pokemon merkezine uğrayalım mı? Hem hemşehrici oyumuzu görelim o güzel kızıl saçlarıyla, hem de biraz ripel alalım istiyorum. Üzerimizdeki ripellerin sayısı bayağı azaldı sürekli ripel kullanmaktan. O yüzden ripelleri biraz stoklamak istiyorum. 99 tanecik alacağım. Üzerimizde yeterince para var. Bizim için paranın hiçbir önemi yok. Bu noktadan sonra paramızı dilediğimiz gibi harcayabiliriz. Bize yeter de artar. Ve Pokemon merkezinden çıkar çıkmaz bisikletime atlıyorum ve nereye gidiyorum? Nekrin şehrine doğru. Nekrin şehrine gitmek için de Kassalya şehrinin doğusundaki kapıyı kullanacağız. Bakalım oraya varabilecek miyiz? Karşımıza bir engel çıkacak mı? İlk defa Skyarrow Bridge, yanlış okumadım herhalde, buraya geliyoruz. Pokemon Black serisinde buradan geçmiştik. Burada 3 boyutlardan dolayı inanılmaz kör edici pikseller vardı. Ama Pokemon Black 2 serisinde görüyorum ki bu piksel sorunu oldukça ama oldukça azaltmışlar. Görüntü çok daha hoş duruyor. Gözleri kanatmıyor. Zaten Pokemon Ligi'den sonraki kredi kısmında oyunun bu noktasına değinmiştim. Burası oldukça hoş olmuş. Ben çok beğendim Pokemon Black serisine göre. Evet, bir ripel daha basalım. Ripelden bol neyimiz var ki? Az önce 99 tane aldık ve köprüdeki yolculuğumuz bitti.
Ve Pinwheel Forest'ta gözümüzü açtık. Pinwheel Forest, Nekrin şehrine oldukça yakın bir lokasyon. Ve burada birçok eğitmen var bu yol üzerinde. Pinwheel Forest'ta ormanın kendisine girmeden. Bu eğitmenlerin hepsiyle savaşacağız Pokemon'larımızı kasmak için. Savaşlar başlıyor. Sanırım bu yoldaki bütün eğitmenleri gelmiş olduk. Selam. Tamam, bu klasik profesörlerimizden ve burada bakalım kim varmış. Sharon tabii ki. O iyi zamanlama, duydum ki Pinwheel Ormanı'nda Team Plasma üyeleri görülmüş. Bunlara göz atma konusunda bana yardım etmek ister misin? Tabii ki, ne demek. Ve benim liderliğimi takip edip benim Pokemon'larımı iyileştirecekmiş. Bu güzel haber çünkü Pokemon'larım birazcık yorulmuştu. İyi oldu ve burada 2 eğitmen, hatta 3 belki de 4 eğitmen var. Hepsiyle savaşacağız. Savaşımız başlasın. Olarak bir Stutsper'i aldık ve gördüğünüz gibi karşımıza çıkan Pokemon'ların kaliteleri oldukça yükseldi. Daha güçlü Pokemon'lar çıkıyor ve levelleri de oldukça yüksek. Az önce 62 level Pokemon gördük. Gayet iyi. Bu da demek oluyor ki Pokemon'ları kolay bir şekilde kasabileceğiz. En azından benim beklentim bu. Hep birlikte göreceğiz gerçekten de öyle mi olacak. Ormanda ilerlemeye devam ve bir item daha bulduk. Bu item bir Ultra Ball. Şurada bir eğitmen görüyorum ama o eğitmeni şöyle atlatabiliriz herhalde. Şimdilik o eğitmen beklesin. Ve burada yeşil bir kaya var. Bunun ne olduğunu zaten biliyoruz. Ona dokunmak çok iyi hissettiriyormuş ve yosunlarla kaplı bir kaya bu. Tabii ki Eevee'ni, eğer Eevee'niz varsa ve bu kayanın etrafında ona level atlatırsanız Pokemon'unuz burada bu kayaların türüne göre evrim geçiriyor. Eevee'lerden bahsediyorum. Glaceon ya da Leafeon olabiliyor bu kayalar sayesinde. Tabii ki benim böyle bir Pokemon'um yok. O yüzden ben burada bununla uğraşmayacağım ve ilerlemeye devam. Eğitmenler, savaş başlasın. We'll be right back.
Bir netball bulduk. Şimdi doğru yerin kuzey olduğuna eminim ama burada da birçok item bizi bekliyor bence. O yüzden şurayı iyice gezmek istiyorum. Ve bir maç, savaş başlasın. Mushroom. Ve buradan gidiş yok sanırım. Sörfle mi devam etmemiz gerekiyor? Hayır, burada sörfü de kullanamıyoruz. İtemlerin geri kalanını yolun bu tarafından değil diğer tarafından almamız gerekiyor. O yüzden ilerlemeye devam ve bir item, bir eğitmen ve arka hafta Gorm'u görüyorum. Bö diye girdi içeri ve ben Gorm. Bir zamanlar Team Plasma'nın 7 bilgisinden biriydim. Ama Team Plasma dağıldı. Onlar dağıldı. Sen hala burada işi bırakmadın mı? Burada ne planlıyorsun? Hayır, bir bekle biraz. Benim sizin rahatınızı bozacak bir planım yok. Sizi hayal kırıklığına uğratmak istemem. Ama tamam, şurayı anlamadım. Ve bu arada senin gözlüklerine ne oldu mu? Her neyse, bu önemli değil. Sanırım şüphelendiğimiz gibi kötü bir şey yok. Burada Team Plasma'nın planları vesaire yokmuş. Sherim'in duydukları tamamen safsataymış. Ya tabii ki Team Plasma'dan Gorm burada ama onun uygulamakta olduğu bir plan, kötü bir düşünce yok. Ne de olsa biz Team Plasma'yı fena güzel bir şekilde dağıttık. Bir daha kolay kolay toplanacağını sanmıyorum. Ama tabii ki tedbiri elden bırakmamak lazım. O yüzden Sherim gibi bazı insanlar bizi Team Plasma ile alakalı çağırdığı zaman onların peşinden gideceğiz. Etrafı kontrol etmek için. Ve... bir TM86 Grace Note ve bir itmen, savaş başlıyor. Lumberi. Ve sanırım ormanın sonuna geldik. Pinwheel Forest burada bitiyor. Ama daha önce köprüden geçerken fark ettiniz mi bilmiyorum ama burada bir abla vardı. Bu yolu tıkıyordu, geçmemize izin vermiyordu. Pinwheel ormanı temizlediğimiz için, Gorm'la konuştuğumuz için artık burada hareket edebiliyoruz. Derken hareket edemedik çünkü buradaki vahşi Pokemon'ların koyu renk çimenlerde olduğumuz için vahşi Pokemon'ların levelleri oldukça yüksek. Baştaki Pokemon'umuzun levelinden çok daha yüksek olduğu için böyle Pokemon'larla karşılaşabiliriz. Baştaki Pokemon'umuzu değiştirsek mi acaba? Kesinlikle değiştirmeyiz çünkü burada karşımıza çok fazla Pokemon çıkacak. Ben de koşmak istiyorum. Pokemon çıkmasın diye burada yürüme taktiği yapamam. O yüzden şimdilik Lucas başta kalsın. 64 level ve üzeri Pokemon çıkmaz diye umuyorum. Umarım çıkmaz. Şimdi ve bir eğitmen. Savaşmalıyız. Savaş başlıyor. Ne tarafa gitsek? Burada ne var acaba? Bir bakacağım. Bir sandstone. Ve burada gizli bir orman. Selam. Burası Operasus şehrinde kahraman ortaya çıktığında efsane ve ejder Pokemon ile birlikte oluştu. Etrafta çok
üzgün bir ağlama sesi duyabilirsin. Bu, o zaman bu bir parlak yeşil Pokemon'un rüzgar gibi etrafta gezdiği zaman oluyor. Onun Vyrizing olduğunu duydum. Ve bir savaşta insanların arasındaki savaşta Pokemon'ları kurtarırken olmuş. Falan filan. Evet, güzel. Teşekkür ederim bu bilgiler için. Ama ben etrafta Pokemon vesaire göremiyorum. O yüzden şimdilik burayı terk edebiliriz. Eminim ki Vyrizing'da, doğru telaffuz ediyorsam eğer, Virizion adına nasılsa onunla tekrar karşılaşacağız. Zaten bir kere daha önce onunla karşılaşıp onu yenmiştik Pokemon Ligi'nden önce. Şimdi az önce ulaşamadığımız nokta burası olsa gerek. Ama ilk önce şuradaki gizli item alalım. Burada bir nadir şeker varmış. Ve az önce gelip alamadığımız item de sadece bir PP Max'miş. Sadece bir PP Max olması açıkçası beni biraz üzdü. Daha güzel bir item bekliyordum. Bir Technical Machine gibi ama olsun. İtem itemdir. İlerlemeye devam. Şimdi ne tarafa gitsek? Ve bir item daha. TB22 Solar Beam. Bu sefer güzel bir Technical Machine bulduk. Bunu kullanabiliriz belki. Artık diyorum ki şu ormandan çıkalım. Ama ormandan nasıl çıkacağız? Nasıl çıkıyorduk? Tamam, doğru yol burası. Buradan geldik. Kaç level Pokemon'lar var burada? Baştaki Pokemon'umuz 64 leveldi. Tam karşımıza 64 level bir Pokemon çıktı. Bilmiyorum daha yüksek level Pokemon'lar da var mı? Ama onunla savaşmayacağım tabii ki. Ne kadar yüksek level olsa da XP vermeyecektir. O yüzden Lucas'la beraber koşarak buradan uzaklaşıyoruz. Ve aynı yola geri döndük. Sanki yukarıda bir giriş daha vardı. Orayı da kontrol edelim. Yanlış hatırlamıyorsam. Tamam, buradan da zaten çıkış yapmıştık. Harika. O girişi kullanamıyormuşuz zaten. Biz doğru yerdeyiz. Artık Pinwheel Forest'ta işimiz kalmadığına göre buradan çıkabiliriz. Ve yepyeni bir rotaya, Pinwheel Ormanı'nın girişine gelebiliriz. Birazdan Pinwheel Ormanı'nın girişinden de çıkacağız. Ve Nekrin şehrine varacağız. Ama ilk önce buradaki eğitmenleri yenmemiz gerekiyor. Ama burası uzun bir yol. O yüzden bu yolu, çünkü Pinwheel Ormanı'nın diğer kısmına var. Bu yolları bir sonraki bölüme bırakacağız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki Pokemon videosunda görüşmek üzere. Herkese iyi Pokemonlar.